Herkese merhaba. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ'nin genel merkez binasındayız. Gazi Kültür AŞ ve edebiyatdaima.com işbirliğinde yürüttüğümüz Gaziantep İkindi Söyleşileri programına hoş geldiniz diyorum. Bu hafta 6. programı yapıyoruz. Temmuz ayından bu yana Gaziantep'te birbirinden değerli edebiyatçıları misafir ettik. İşte Ali Ayçil, Bahtiyar Aslan, Zeynep Arkan, Abdullah Harmancı gibi Fuat Sevimay gibi misafirlerimizin arkasından bu hafta öykücü ve editör Zeynep Delav'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün edebiyatın kapsamı üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Gaziantep'i nasıl buldunuz? Gaziantep'e ikinci gelişim. Çok hem çok modern ama mesela bir taş binaların çokluğu işte. Çok da otantik geliyor. Peki dışarıdan gelen birinin belki değişimi fark etmesi zor ama sanırım 2018'di daha önceki programımız. Zannedersem evet. 2018'den bu yana işte 3 yılda değişen ne var? Herhangi bir şeyde bir değişiklik fark edebildiniz mi? Evet. Konuşuyoruz. Değişen bir şeyi benim bu kadarcık zamanda sanki görmem çok mümkün değil. Çünkü ben hala eskiye bakıyorum. Hala gelirken hani bir yere giderken aslında gitmeden araştırıyorum orada ne var, müze olarak ne var, eskiden kalma ne var, işte hangi cami kiliseden dönmüş, işte hangi eski şeyi görebilirim diye bir araştırmaya giriyorum. Evet. Her defasında yapıyorum. Aslında gördüklerimi ikinci defa görmem birkaç yıl sonra şey yapmıyor. Yine de sevimli geliyor bana. Hani belki 4-5 defadan sonra hani ha, yeter artık gitmeyeyim diyebilirim. Evet. Belki de o değişim ancak o zaman yakalanabilir. Evet. Şimdi bizim buraya gelen misafirlere sorduğumuz ilk soru her zaman şu. Ben bu soruyu çok önemsiyorum. Çünkü edebiyat dediğimiz sanat uğraşı son derece kentli bir tür. O yüzden de edebiyatçılara hep şu soruyu soruyorum ben. Edebiyat kente nereden bakar? Edebiyat kente öyle sanıyorum çok başta öyle olduğunu düşünmeden mekan olarak baktığımı düşünüyorum ben. Hani kent aslında bir edebiyatçı için, sanatçı için diyelim. Çünkü biz kurmaca metin yazarken mekan çok önemlidir. Yani atmosfer kurmanız gerekir en başta. Evet. Sonra mekanı tıpkı oradaymışçasına okuru götürmek gerekir. O yüzden en başta söylediğim gibi başta hani bu şehire geldim ya da ben bu şehirde yaşıyorum. Burası benim yazdıklarımın mekanı diyemiyoruz. Ancak oluştururken zaten totalde dönüp kendi yazdıklarınıza baktığınız zaman orasının aslında bir mekan olarak sizi karşıladığını siz kendi kendinize görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Bu tabii gayet anlamlı. Çünkü nasıl ki bir resmi çizerken çocuklar ilk başta zemin çizmezler. Zemin çizme daha sonradan gelişen bir şeydir. Hı hı. Dünyayı algılayış biçimini iyi gösterir bu anlamda. Öyküde de ya da romanda da fark etmiyor. Kurmaca metinlerde kahramanların, roman kişilerinin, öykü kişilerinin üzerinde dolaşacağı bir zemine ihtiyaç var. Hı hı. Bu zemin de bize kurmaca mekanlar sağlıyor. Fakat mekanın olay örgüsünden farklı olarak şöyle bir özelliği var. Mesela Gaziantep bir roman mekanı, bir öykü mekanı olabiliyor. Yaşayan canlı bir yer, gerçek bir yer. Fakat biz onu kurmacaya taşıyoruz. Bu ilişki bana böyle çok tatlı geliyor. Biraz çekip biraz iterek. Gerçeklikten kurmacaya geçiş, kurmacadan gerçekliğe dönüş. Size bile rüya geliyor kısmen. Değil mi? Evet. Gerçekten yaşadığımız bir yeri yazıyor olmasına rağmen, işte ilk misafirimiz bizim Fuat Sevimay'dı. Kapalı Çarşı'yı yazmış mesela. Onun anlattığı Kapalı Çarşı'yı biliyoruz. Bir de gerçekten o Kapalı Çarşı'nın içine dolaştık. Hı hı. Fakat ikisiyle beraber sanki çok değişik bir manzarayı izler gibi. İnsanda garip bir his uyandırıyor. Orayı ilk defa görüyormuş gibi. Şöyle, az önce bir taş binada bir çay içtim ve orası gerçek. Fakat oradan çıkışla oluşturacağım karakterleri de katarsak eğer, işte tam anlattığımız şeye dönüyor. Gerçeklikle kurmaca arası bir şeye de gidip geliyoruz. Evet, bu çok güzel. Hı hı. Peki, şöyle bir soru. Aramızda yazmaya başlayan, yavaş yavaş yazılarını oluşturan, yazılarını yayınlayan arkadaşlarımız var. Nasıl başladınız yazmaya? Bu hikayeyi sizden bir dinleyelim. Nasıl başladım? Lise 2'nci sınıftaydım. Aslında her
her edebiyatçı gibi ben de şiir yazarak başladım. Bunu ilk defa söylüyor olabilirim Mirşah. Çok berbat şiirler yazıyordum. İtiraf. Ama o zaman berbat gelmiyor işte öyle bir. Tabii çok kutsaldı böyle yani, kenarları süslü kağıtlara yazıyordum ve defterler arasına saklıyordum falan. Yani böyle bir geçişi var. Sonra deneme türünde yazmaya başladım. Hatta onların yayınlandığı zamanlar vardı. Sonra ben bir öykü yarışmasında birincilik aldım. Lise 2'deyim. Öyle sanıyorum. Evet. Bana Hasan Nail Canat serisi kitaplar hediye edildi vesaire. Aa, çok güzel. Evet. O zamanlar Mona Rosa baskılı değildi. Pembe baskı kağıtlara daktilo. Yani onların bir jestiydi, böyle söyleyeyim. Aslında her şey ondan sonra oldu. Ve ben durmadan dergilere, o zaman Erzurum'da yaşıyordum, Erzurumluyum. Durmadan dergilere, yani belki de en önemli mesaj budur. Hiçbir şey beni geri ittirmedi. Yani ben sürekli göndermeye başladım. Hala bana hani bunlar olmamış diyen edebiyatçı ağabeylerim görüyorum. Yani piyasada karşılaşıyoruz. Bu şey hani devamlılık, bıkmamak. İtici gücü bulmak gerekiyor. Kişinin kendinde bir itici güç bulması gerekiyor ve bu konuda süreklilik arz etmesi gerekiyor. Ancak bu hani şey değil, yaz aynı bildiğini oku değil. Gerçekten işte eleştiri varsa onlara dikkate alarak ve sürekli iyi okuyarak. Bence bir yazarın en önemli özelliği gerçekten iyi bir okur olması. Bunu hani iyi bir yazar olmayabilir kişi ama önce yani iyi okur olmak zorunda. Evet. Bu çok önemli. Yani iki tane nokta var o zaman. Birincisi iyi bir okur olmak. İkincisi evet. de yazmakta ısrar ederek bunu dergilere göndermek. Evet. Orada da yine yol ikiye ayrılıyor. Birçok kişi şunu yapıyor. Reddedilse bile benim bildiğim en doğru diyerek asla vazgeçmeden aynı şeyleri yazmaya devam ediyor. Ama bu aynı hatalar yapmayı gerektirebilir. Onların doğru yol bulduğunu düşünüyorum. Ancak gerçekten çok burnu sürtebiliyor insan. Evet. Hani çok hırpalanıyor. Buna gerek yok yani. Hani herkesten öneri almak ya da düşüncelerini almak, eleştiriye maruz kalmak değil bahsetmek istediğim. Kişi kendine yakın olan edebiyatçıları bulabilir ve onlardan hani biraz diz kırıp şey yapmak lazım. Ya bir çıraklık, ustalık evet, ilişkisi. Ben buna hala inanıyorum ve bu böyle devam edecek bence. Edebiyat için en azından bunu söyleyebilirim. Evet. Yani kaçınılmaz olarak çünkü yol ve yordam kesinlikle gösteren birinin olması. Bu yaşayarak öğrenilecek değil. Biraz hani birilerinin anlattıklarından sonra sizin böyle hani bulabileceğiniz şeyler hani. Bu çok enteresan bir mesele. Yani bazılarına bakıyorsunuz gerçekten anadan doğma bir kabiliyetle doğuştan bir anlatma yeteneğine hı-hı. sahip. Bazıları ise çok çabalaması gerekiyor. Tabii ki yetenek ayrı bir şey ama o çabalama kısmı, didinme kısmı benim için çok değerli. Evet. Bu yüzden de ben dergilerin çok önemli bir işlev üstlendiğini düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla dergi yayınlanıp sürekli kapatılsa da nihayetinde edebiyata kazandırdıkları isimler yönüyle ve oranın bir okul olması, terbiye edici bir okul olması yönüyle çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ayrıca bir gün bir kitap çıkaracaksanız eğer orası sizin, üzgünüm de demek istemiyorum ama vitrin olmak durumunda ve orada boy göstermeniz gerekiyor. Evet, okurla karşılaştığınız evet. ilk yer. Evet. Bugüne kadar neredeydin? İşte buradaydım tarzında. Evet. Peki, şöyle bir soruyla devam edelim. Yine şehir bağlamında ilerleyelim. Sanat kentten nasıl besleniyor? Bu genel soru olsun. Bir de işte Erzurum'da doğup büyüdünüz, şimdi İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bu iki kent, bir taşra kentiyle merkez kent. Bu ikisi sizin sanatınızı nasıl besliyor? Şimdi ben Erzurum'a gittiğim zaman sürekli şunu hissediyorum. Burada 2 yıl kalsam roman yazar geri dönerim diye bir psikoloji bürüyor beni. Bunu atamıyorum yani. Hani Gaziantep'te de kalsam 2 yıl kesinlikle iyi bir roman yazıp geri döneceğimi düşünüyorum. Çok güzel. Fakat İstanbul'da şu var. Az önce konuşurken dedim ya hani ben normal saatlerde yazamıyorum, normal zamanlarda yazamıyorum. Şu da aklıma geliyor. İstanbul benim için tam bir kaos ortamı. Hani yaklaşık 20 küsur yıldır oradayım. Çok isteyerek kalmıyorum. Ancak 10 gün görmesem özlüyorum. Böyle İstanbul'la, o mekanla çok değişik bir ilişkimiz var. Bir yere gidiyorum, 15 gün sonra işte uçaktan aşağı bakarken çok özlediğimi hissediyorum. Artık şehrimi özlüyorum, evimi mi özlüyorum, kestiremiyorum orayı. Öyle söyleyeyim. Ancak şu var, belki de o kaos beni besliyor. Bakın böyle de bir şey var hani.
belki de asıl itici güç budur ya. Çünkü ben zaten normal yazamadığım için hani böyle sabahın dörtleri, çok sıkışık zamanlar. Belki de o basınç, yani şehir de bana mekan olarak öyle bir basınç etkisi yapabiliyor. Ancak şeyi denemek istiyorum tabii, hani o bahsettiğim Antep'in Erzurum. Orada gerçekten ne yazacağımı ben de kendim görmek istiyorum. Bir yani iki yıl kapanıp. Evet. Belki de şöyle bir şey mi? Filmlerde çok işlenen bir konu ama taşra sıkıntısı diye bir şey var. Hı hı. Malum. Genelde sinemada çok işlenir bu. Evet. Edebiyatta zaman zaman kendine yer bulur. Acaba o taşra sıkıntısı dediğimiz yalnızlık, ıssızlık ve belki mekan tarafından kuşatılmışlık hissi. Hı hı. Büyük şehirde insanlar tarafından kuşatılıyoruz. Ama taşrada da mekan tarafından kuşatılıyoruz. Taşra bizi bir yere bırakmıyor. İzin vermiyor. Hı hı. Üzerimizde bir hakimiyet kuruyor. Belki bu mu acaba yazmaya ya da sanatsal üretime teşvik ediyor? Motivasyonu bu mu sağlıyor? Söylediğiniz olabilir, evet. Ama bilemedim. Hani. Yani orada da çok bahsediyorum yani dinginlik. Yazma dediğimiz şey zaten başlı başına yalnızlık gerektiriyor. Yani büyük şehirde size sürekli bir ensenizden çekilme hissi var yani. Hayata evet. Karışmak zorundasın, işte para kazanmak zorundasın, sosyalleşmek zorundasın. Bir sürü şey sayabiliriz. Taşra dediğimiz Anadolu kentlerinde de zaman bulabilirsiniz. Fakat hani o inceden, o sızan besin kaynağını nasıl bulacağınızı bilmiyorum. Belki de hani bu biraz içinizde preslediğiniz duygular, bir şey bularak başlamak. Benim aslında kastettiğim o. Hani sıfırdan başlamak değil Anadolu kentinde yazmaya. Evet. Orada da çünkü işte insanlar sizi bırakmayabiliyor. Çünkü bu tarz bir şeyi çok yadırgamadan duramıyor sanki Anadolu kenti. Hani Anadolu'daki insan. Evet. Ya yaptığınız işin şeyi orada şeyi söylüyor sürekli hani size verdiği. Mesela ben bunu kendi doğup büyüdüğüm şehirde görüyorum. Sen niye bize benzemiyorsun? Sen evet. Niye bizim gibi değilsin? Hani niye altın gününe girmiyorsun gibi bir sürü şeyi çoğaltabiliriz bunun gibi. Yani orada da öyle bir toplumsal şey var yani bunların arasından çıkarak yazabiliyorsanız yazıyorsunuz. Yoksa hani huzur yok zaten. Huzurlu yazmak diye, en azından benim için huzurlu yazmak diye bir kavram yok yani. Hani. Şöyle diyebilir miyiz peki? Yani aslında yazar, hatta daha genel olarak konuştuk sanatçı, içinde bulunduğu şartlara rağmen çırpına çırpına kendi yolunu açan kişi. Vallahi öyle. Nihayetinde. Tam olarak öyle. Değil mi? Ya bu hiçbir zaman kolay bir uğraş, hı-hı, değil. Yani içini oydur. Hani öyle de bir pozisyona giriyorsun. Ama mekanın ya da şehrin, şehre ben mekan olarak baktığım için bu şekilde konuşuyorum. Yani her şey içimizde dediğimiz şey aslında böyle buna benziyor. Evet. Peki öyküleriniz üzerinden gidelim. Kemik Tozu ilk öykü kitabınız. Daha sonra tabii şüphesiz birçok öykü yazdınız, hala yayınlıyorsunuz. Muhtemelen ikinci dosya hazırdır. Evet, ikinci dosyayı hazırlıyorum. Evet, çok güzel. Buradaki öykülere baktığımızda ağırlıklı olarak iki şey görüyorum. Bir, bu öyküler şehirli öyküler. Taşra anlatısı yok. İkincisi, öykülerde genellikle şehirli insanın psikolojik gerilimini görüyoruz. Hatta kitaba adını veren Kemik Tozu öyküsü de böyle. Hı hı. Bir psikolojik gerilim üzerine, iki kişi arasındaki psikolojik gerilim üzerine kurulu. Şehirli insanın psikolojisi neden bu kadar sarsılıyor, dalgalanıyor, çalkalanıyor sizce? Çünkü sürekli bir hamle yapması gerekiyor şehirli insanın. Yani. Şimdi şunu anlatayım. Çok sorduğunuz soruya karşılık gelir mi bilmiyorum ama devam ederiz dilerseniz. Şimdi ben işe giderken 3 vasıta değiştiriyorum. Otobüse biniyorum, vapura biniyorum, tekrar otobüse biniyorum. Eğer o vapurdan indikten sonra palend atarak durağa koşmazsa o otobüsü kaçırıyorum ve gerçekten işte epeyce bir zaman bekliyorum. İşte Gaziantep'ten, Van'dan, X bir şehirden işte Üsküdar'da oturuyorum. Şey denilebiliyor. Ne güzel, her gün denizi görüyorsun, her gün Kız Kulesi'ni görüyorsun. Vallahi görmüyorum. Denize bakamıyorsunuz. Evet. Ya da Kız Kulesi'nin önünden geçmenize rağmen Kız Kulesi'ne bakamıyorsunuz. Yani akrabalarım geldiği zaman ben de onlarla Sultanahmet'e gidebiliyorum. Ya da işte hani inanın Kapalı Çarşı'ya en son ne zaman gittiğimi bilmiyorum. Yani o yüzden hani şehir gerilimi o yüzden, çünkü gerçekten bir gerilim hattında yaşıyorum. Öykülere bunu
aksetmemeye çalışsam da bakın kokuyor. Kokmak zorunda ya da. Evet. Hani bu kaçınılmaz bir şey haline geliyor. Sanırım öyküler hayatın içinden sızanları toplayan bir hazine gibi aslında. Evet, yani romanlar mesela bize yazıldığı dönemi tam olarak böyle şablon kağıdı gibi serer yani. Evet. Aslında bütün kurmaca metinler için bu söz konusu. Her ne kadar, biz onu ne kadar değiştirirsek değiştirelim, evet, gerçeği ne kadar işlersek işleyelim. Evet, o sızıntının önüne geçemiyoruz. Sızıntının önüne geçilmiyor, çok güzel. Şimdi o az önce dediğiniz meseleyle bağlantılı. Biz de burada aslında benzer şeyleri yaşıyoruz. Gaziantep de büyük bir şehir. Edebiyatçı arkadaşlarla çıkıp dolaşmadığım zamanlarda Gaziantep'i keşfetme şansım yok. Çünkü iş derdi, hayat gailesi. Hı hı. Oradan oraya koştururken durup işte taşları inceleme şansımız yok. Onat Kutlar'ın, o da Gaziantep'li değerli öykücümüz, İshak'ın ön sözünde şöyle bir ifadesi var. Ben diyor bu kenti tanımak için yapı taşlarına da dokundum, okşadım diyor. Durup o taşları okşama, yapısını anlamaya çalışma şansımız yok. Bugün mesela bu programı şu anda bir eski bir Antep evinde yapıyoruz. Hayatlı bir ev. Antep'in evlerinin bahçelerine hayat, evet, denir. Hayatlı bir evdeyiz. İçinde yaşamıyorsak burayı algılamamız çok zor. Şehir o kadar zamanı hızlı akıtıyor ki durup görme şansınız kalmıyor. Hı hı. Sanırım bununla alakalı o trajedi. O durumda da ben insana bakmaya çalışıyorum. İçe yöneliyoruz. Evet. Hani Gaziantep'te kalsam önce insan ilişkilerini gözlemlemeye başlayacağım. Bu hadi gözlemleyeyim de yazayım değil. Hani bunu da belirtmek istiyorum. Bu istemsizce sizin hortumladığınız bir şey. Evet. Hani bunu oradan çekip çıkarıyorsunuz. Nihayetinde toplumdan bir şeyler almamız lazım. Evet, toplum mesela, yoksa biz yokuz. Konuşurken sizinle sohbet ederken bahsettim ya, hani şey değil bu. De bir kahvehanede oturayım. İnsanlar ne konuşuyorsa onlardan alıp kurmaca yemetine, evet, böyle bir şey değil. Gerekirse siz de onlarla muhabbet ediyorsunuz. Muhabbet edeceksiniz. Fakat kurmaca dediğin şey öyle bir şey ki yazarken aklına şak diye geliyor ve sen onu zaten döküyorsun ortaya. Harika bir şey. Yine bu kemik tozu öyküsünden gidelim. Benim en sevdiğim öykülerden biriydi. Uzunca bir öykü. Novella diyebiliriz. Novella, evet, diyebiliriz neredeyse. Evet. Onun sınırlarına gelmişti. Muhtemelen kaleminizi serbest bıraksanız akacaktı. Evet. Çünkü o hikaye ona müsait. Daha uzun yazma çabanız var mı? Mesela bir roman. Sanırım ikinci öykü kitabından sonra. Hani çünkü onda daha az öykü, daha uzun öyküler var. Kendi kendimi gözlemlediğimde, hani Zeynep ne yapıyorsun dediğimde, hani sanki böyle, hani onlar daha kendi içinde novella olabilecek pozisyonda. Evet. Bir üçüncü kitaba sanki bunu en azından matematiksel olarak denemeye çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Evet, gerçekten bunu denemek gerekiyor sanırım. Eskiden ben de hep böyle öykü yazar olarak kalmak isterdim ama sanırım roman yazmayı denemek gerekiyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Aslında türle bir derdim yok. Fakat şunu kendimde gözlemliyorum. O karakterlerimin söyleyecekleri bir türlü bitmiyor. Yaşayacakları bir türlü bitmiyor. O yüzden başka bir matematikle yazmam gerektiğini artık kanaat getiriyorum. Hani yoksa öykü yazmak ne yaparsanız yapın çok keyifli bir şey. Evet, çok keyifli. Evet. Şöyle bir soruyla devam edelim. Şimdi öykülerinizde son belki 20-30 yılda çok gördüğümüz postmodern teknikleri çok görmüyoruz. Birazcık daha geleneksel, ama bu gelenekten kastım 50 kuşağı öykücüleri gibi. Hı hı. İçe yönelmiş bir bakış, içe yönelmiş bir dikkat. Bunun etrafında kurguluyorsunuz. Postmodern tekniklere mesafe koymanız özel bir sebebi var mı, yoksa doğal olarak böyle gelişti? Şimdi ben okur olarak, bir okuyucu olarak fantastik ya da büyülü gerçeklik, Ursula Le Guin, bir de Marguerite'e inanıyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, kurmacanın ilk özelliği benim için okura ona inandırmak. Şimdi ben fantastiğe ya da büyülü gerçekliğe çok zor inandığım için sanki o türün etrafında da dolaşmıyorum. Yani hani bu böyle kaçındığım bir şey değil, fakat hani orada değilim. Ben anlatan, gerçekten rasyonel olan, kalbi atan öykülerden tarafım. Hani okur olarak da öyle, yazarken de öyle. Ama bu böyle hani büyülü gerçeklik yazabilecekken kalemimi gerip de yok sen öyle yazma, böyle değil yani benim yazma biçimim öyle değil, bunu söyleyeyim. Daha doğal gelişiyor. Evet. Çok güzel.
Peki bu doğal gelişimin içinden farklı bir soru. Öykü kişilerinizin içinde çok orijinal olanlar var. Mesela Hakan vardı. Bipolar bir öykü kişisi. Bu öykü kişileri nasıl oluşuyor? Nasıl doğuyor? Nasıl geliyor? Yani elbette bir böyle düşünce ve ilham olarak doğuyor ama onu inşa etme sürecinizden bahseder misiniz? Hakan'ın doğuşu aslında müzisyenin aklı Göksel Baktagir. Onun bir müziği ve gerçekten yağmurlu bir gündü. Hani küçük bir çocuğun kolunu camla siler. Bu biraz hayalle alakalı, hani içsel düşünceyle alakalı. Bazen çok şiddetli huzursuz oluyorsunuz ve sebebini bilmiyorsunuz bunun. Bu aslında bir şeyin doğuş haline gelebiliyor. Mesela ben en son yazdığım öyküde bir yokuş var gözümde. O yokuşun bitiminde bir ev var. Orada bir kadın var, bu kadar. Ve o sokağa epeyce dolaştım, hani o kadın ne yaşayacak diye dolaştım, aynı onun gibi. Oradan çıkış, yani öyle bir müziktir. Enstrümantal müziktir beni oradan çıkaran. Evet. Aslında karakterleri oluştururken en çok yaptığım ve beni çok yoran şey şu, onların yerine kendimi koymak. Empati yani. Evet. Bir çingeneyi anlatırken, sokak kavgasını anlatırken, ben olsam ne yapardım? Ya da bir sokak kavgası nasıl olur diye görüyoruz, yani gördüğümüz sokak kavgalarını düşünün. Gerçekte nasıl oluyorsa onu anlatmaya çalışmak. Ya da oradaki karakteri yerine biraz kendini koyabilmek. Yani hakikaten şeyi çok önemsiyorum. Yazar orada işte ismim soy ismim yazıyor. Ancak orada anlatıcı olarak kalmak istiyorum. O karakterlerin konuşması benim için çok önemli. Evet. Yani bütün savaşım bunlar ibaret diyebilirim. O zaman şöyle de bir durum var. Gözlemlediğimiz gerçekliği kurmacanın içine dökmek, katmak, oraya dahil etmek aslında çok zor bir iş. Evet. Kolay bir iş değil. Bu epeyce zorluyor anladığım kadarıyla yazarı. Çünkü yani siz kendiniz olmaktan çıkıp başka biri olmak, öyle hadi hop hop diye oradan geçemiyorsunuz. O da sizi belli bir yola şey tutuyor, tabi tutuyor. Kar yağarken mesela onu aklınıza getirebiliyorsunuz, hani şimdi olsa ne yapar? Şimdi olsa ne yapar? Evet. Onun duygularını ve bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Biraz da işin daha teknik kısmına geçelim. Editörlük de yapıyorsunuz. Türler açısından bakarsak bir öyküyü de romanı kurmaca mı etti daha doğrusu editörlüğünü yapmakla nasıl söyleyelim, bilimsel bir metnin ya da bir düşünce yazısının editörlüğünü yapmak arasında ne gibi farklar var? Kurmaca metnin dışındaki kitaplara, dosyalara editörlük yapmak çok kolay geliyor bana. Kurmaca metinde eğer kendimden bir cümle yazıyorsam böyle etimden et kopuyormuşçasına yapmak istemiyorum mesela. Hani bana çok mübarek bir şey geliyor. Ve ben kendimden bir şey koymak istemiyorum oraya. Ama diğeri zaten, diğeri çok görev ve iş gibi geliyor. Bu çok hani beni böyle rendeliyormuşçasına bir his geliyor. Bu orayı çok izah edemiyorum. Zaten direkt sarıya boyayıp yazarına gönderiyorum. Hani ne yapması gerektiği konusunda işte gerekirse hani işte davet edip konuşuyorum falan. Hani ellemiyorum hakikaten orayı. Ben ellenmemesi de gerekiyor. Evet, bana kalırsa. Kurmacanın o sınırlarını yazar kendisi belirlemesi gerekiyor. Belki sadece hatalı problemli yerleri ya da mantık hatalarını göstererek. Evet. Bu da hoş bir şey. Peki hiç şiir dosyası çalıştınız mı? Hayır. O alana girmiyorsunuz sonra. Ben Edip Cansever okuyorum. Okurum. Didem Matak okuyorum. Okuyorum hani. Okay. Şu bir efsane mi? İşte öykücüler çok şiir okur, okumalı. Yoksa ya da öykü şiire yakındır diye de bir fikir var ya. Belki ondan kaynaklı. Yok, ben şairlerin çok öykücüleri ya da romancıları beğendiğini de sanmıyorum. Hani hep bir şey vardır ya. Hiçbir toplantıda unutmuyorum, bir beyefendi şey dedi işte, siz nasıl, yani siz ne yapıyorsunuz? Biz öykü yazıyoruz dedik. Biz de şairiz hanımefendi. Böyle çok şaşırdım, böyle o şairiz kelimesi çok şeydi böyle, hani kendini, siz kim oluyorsunuz gibi bir durumdu. Kendini daha üst düzey bir yerde görüyor. Evet, hani ben şairlerin kendilerini çok tür olarak birilerine yakın ve sıcak baktıklarını da düşünmüyorum. Hani. Ama kurmaca yazanlar aslında iyi okuyorlar diğer türleri. Ben bunu gördüm. Hem kişisel hayatımda deneyimlediğim bir şey bu. Hem de ben yani gerçekten şairleri takip etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Evet. O da ayrı bir beslenme biçimi. Yani illa tamam öykü okuyalım, tamam roman okuyalım. Hani kuram okuyalım, tamam, ama şiir de okumamız gerekiyor.
diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani şöyle, şimdi bazı metinler vardır. Oradaki her kelimeyi anlarsınız ama metin akmaz. Donuktur. Kıvraklığa sahip değildir. Belki şiire hakim olduğu zaman o kıvraklığı yakalayabilir yazar. Aynı zamanda böyle bir yönü de olabilir. Evet. Sizin anlatamadığınız bir besin kaynağı geliyor bana şiir. Evet. Yani tıpkı bir odaya bir gaz vermek gibi. Evet. Öldür Allah, tarif edemezsin o gazın neye benzediğini ama sana bir etkisi var. O etkisini bilirsiniz. Şiir aslında öyle bir etkiye sahip. Çok güzel. Çeşitli atölyeler yaptınız. Özellikle gençlerle yaptığınız atölyeler oldu. Gençlerle yaptığınız atölyelerde en çok dikkatinizi çeken şey ne? Ya bunu hem olumlu anlamda sorayım hem de olumsuz anlamda. Yani gençlerin yanlış yaptığı şey ne? Doğru yaptığı şey ne? Nasıl gözlemliyorsunuz bunu? En çok yanlış yaptıkları şey okumadan yazar olmak. En doğru yaptıkları şey vazgeçmemek. Evet. Yani çok iyi. Evet. Yani ikisini birleştirdiğimizde vazgeçilmiyorsa evet. Hani bu önemli bir şey. Israr. Ama ben günlük tutmayı bile bir yazı biçimi ve bir kalemin tırnak içinde terbiye ediliş biçimi olarak görüyorum. Bu anlamda gerçekten çok mühim. Ama gerçekten de kült kitapları okumadan olmadığını da düşünüyorum. Hani. İşte alanını tanımalı. Evet. Her şeyden önce. Bu vazgeçilmez bir ilke. Hı hı. Okumadan yazma sanırım bizim edebiyat dünyamızın da ciddi rahatsızlıklarından birisi. Tabii yani öyle. Buna şey gibi, etki tepki gibi yayıncıların da sebep olduğu şeylerden birisi. Emin olun sosyal medyasında çok takipçisi olan birisi 3-5 bir şey yazıyorsa niye kitap yapmayalım, çok satar diye bir düşünce de var. Evet. Yani piyasada ne yazık ki öyle bir durum var. Bu da var. Piyasanın gerçeği maalesef. Evet. Yani popüler yazar dediğimiz ya da işte bestseller de bestseller de demek istemiyorum. Onlar bence oraya da giremiyor çok. Ama hani öyle de olmadıklarını acı bir şekilde görüyorlar. Hani daha çok acı çekeceklermiş gibime geliyor yayıncıların o anlamda. Evet. Bakalım göreceğiz. Yayıncılık da tabii zamanla birlikte değişiyor. Teknolojiyle kesinlikle. Birlikte yeni noktalara evriliyor. Evet. Ve kullanabilecekleri tüm kanalları kullanıyorlar haklı olarak. Bu, hı-hı, konuda yadırgamak yanlış olur ama orada tabii hassas olunması gereken yerler var. Çünkü dili kullanmak var, bir de dille oynamak var. O dille oynama kısmı sanırım dile ve edebiyata, kültüre zarar verebilecek bir şey. O hassas bir konu. Ya ben öyle bir raddeye geldim ki şey bile söyledim hani, Wattpad. Wattpad, evet. Onu bile okuyuna geldim çünkü o kadar okumaya meyyal olmayan bir durum söz konusu. Yani bari onu ben okusun. Yabancı yazar okumam diyor. Adalet Ağaoğlu okudum mu diyorum. Hayır diyor. Hani böyle keskin şeyleri olanlar mesela atölyede rastladıklarından birisi bu. İşte ben yabancı yazar okumuyorum. Ben de şunu önemsiyorum. Hani ülkeler edebiyatı okuyalım. İşte evet. Rus edebiyatı okuyalım. İşte Amerikan edebiyatı, İran edebiyatı okuyalım. Tabii. Diyorum. Ama hani görüyorum ki Türk edebiyatı bile üçte birine gelinmemişken başka bir yere geçmek belki de çok sağlıklı bu olmuyor. Bu çok enteresan bir şey. Ben kendi okuma serüvenimden bakıyorum. Benim gerçek yazarlarla karşılaştığım ilk dönemde elim alıp okuduğum ilk kitaplardan biri Dostoyevski'ydi mesela, hı hı, kumarbazdı. Gayet de seve seve okumuştum. Acaba neden yabancı yazarlar okumuyorum? İsimler ve coğrafyaya hakim olmadığı için mi böyle diyor sizce? O dünyaya giremiyor mu? Bir kolaycılık var sanki orada. Yok, bence tamamen duyduklarıyla alakalı. Hani yabancı yazar okumayayım. Bilemedim de hani şey değil bu. Anlamlandırıp yani oraya kadar gelmiyor mevzu. Evet, çok daha o basit. Kadar, hani, çok entelektüel bir pencereden baktınız, öyle bir şey değil. Evet, güzel. Bunu da böylece tespit etmiş olduk. Evet. Evet. Gaziantep ikinci söyleşilerinde bu haftaki konuğumuz öykücü ve editör Zeynep Delav'dı. Onunla Kemik Tozu, öykü kitabı ve edebiyat üzerine söyleştik. Programlarımız devam edecek. Lütfen bizi takip etmeye, izlemeye devam edin.